Perde, Türk sinema tarihinin unutulmaz oyuncularıyla aralanıyor. Usta isimlerin başarı öyküleri ve filmlerinden diyaloglarla geçmişe hayat veren program Ses Perdesi. Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu'nda sizi olduğunuz yerden zamandan alıp geçmişe ama bitmemişe götüren program Ses Perdesi, sunucusu ben Turgut Onarır'la yeni ve eğlenceli bir bölümle başlıyor. Öyle bir isim ki bu duyacağınız, tanımıyorum veya beğenmemiş olsanız bile yaptığı herhangi bir işi hiç denk gelmedim ki bileyim diyemeyeceğiniz kadar popüler, kabul görmüş. Herkes onun hakkında en az bir cümle laf edebilir ama doğru ama yanlış. Öyleyse gelin bu ismi, bu hayatı, sesli hayal kutusu Ses Perdesi sizin için anlatsın, çalsın, oynasın. Huzurlarınızda muhteşem komedyen, oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı, karikatürist ve müzisyen Cem Yılmaz. Stand-up comedian, actor, filmmaker and cartoonist, please welcome Cem Yılmaz. Huzurlarınızda Cem Yılmaz! O bir, iki, üç, dört, Cem Yılmaz! Cem Yılmaz! O bir akıl almaz! Cem Yılmaz hoş geldin. Cem Yılmaz değil mi bu? Nereden çıktı ya bu? Gerçekten ta kendisi. Dilerseniz çok kısaca Cem Yılmaz kimdir, nedir, nereden, ne zaman ve nasıl hayatımıza dahil olmuştur onu bir öğrenelim. Cem Yılmaz 23 Nisan 1973'te İstanbul'da doğar. Aslen Sivaslı olan babası Arif Bey ve annesi Sebahat Hanım'ın ortanca çocuklarıdır. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kız kardeşi vardır. Kız kardeşi oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'le evli ve iki çocuk annesidir. Koca Mustafa Paşa'da Mehmet Akif İlkokulu'nda 4. sınıfta okurken ailesiyle birlikte Bahçelievler'e taşınan Cem Yılmaz, ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda lise öğrenimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlar. Bir mizah dergisi olan Leman'da karikatür çalışmalarına başladığında lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürmekteydi. Ve 1995 yılının Ağustos ayında Cem Yılmaz ilk stand-up gösterisi için Leman Kültür'de sahnededir. Aynı senenin Aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başlar. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üzerinde gösteriye çıkar. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynar. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'da da sahne alır. Bu zaman süresince Leman Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarını Karikatürler isimli kitabında yayınlar. Reklam dünyasında da adından söz ettiren sanatçı, bir cep telefonu markasının reklamlarının radyo spotlarıyla 2 yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görülür. Radyo spotlarının yanı sıra yine birçok bilinir markanın reklamlarında oynar. Yer aldığı her reklam filmi gündem konusu olmayı başarır. Gösterileri 2000 yılında ulusal bir televizyon kanalı tarafından yayınlanmaya başlanır ve gösteri adıyla piyasaya sürülür. Ayrıca birçok stand-up'ı VCD ve DVD formatında izleyiciyle buluşur. Bunlar 1999 Milenyum, 1999 Bir Tat Bir Doku, 2007 CMYLMZ, 2010 CMYLMZ Soru Cevap Gösterileri ve son olarak 2011'de başlayan ancak 2013'te sinema perdesinde izleyiciyle buluşan gösteri Fundamentals'dır. İzmir'e gideceğiz, arabanın üstünü açtık, arkadaşını da yanıma aldım şunun için. Üstacık bir arabaya sahip olmak o kadar önemli değildir. Birinin buna şahitlik etmesi önemlidir. Bindik arabaya, açtık üstünü, çok da anarşistiz. Ben üstümüzdekileri de çıkardık, çok böyle sıra dışıyız ya. Ama o kadar sıra dışı değilmişiz, emniyet kemerleri takılı. Çıplak vücut üzerine emniyet kemeri. 8 saat güneşin altında seyahat. İzmir'e girdik, fark ettik, indik, burada maşallah var. Çocuklar diyor ki siz niye havuza falan girmiyorsunuz? Dedik yeni sünnet olduk onun için. O Star Wars döneminde de şeyi görmüştük. Işın kılıcı diye bir aletten bahsederler. Işın kılıcı. Öyle tonlanırsa isim gibi oluyor. Karşınızda dansöz Işın Kılıcı. Görkemli isimleri vardı ama aletin kendisi tıraştır. Yani adam gelip sayıyor. Kaptan, lazer güç ünitesinde problem var.
vallahi. Ulan 4 tane ampul var orada. İkisi 40'lık, biri 60'lık, biri 100'lük. 60'lık yanmış, değiştirin. Ve devamlı o alet edevatla oynama vardır, meşhur. Devamlı aletle oynar ama, devamlı yani. Ulan bu geminin bir ayarı yok mu? Lan bunu yapın gidelim. Kaptan, gemi yalama oldu abi. Tutmuyor. Oynama ya. Allah Allah. Estetik bir yanı vardır. Çıkar, esner. Halbuki çıktın, dur. Ne? Tamam, teknolojiksin. Anladık. Çıkarım, esnerim. Kralını tanımam. Madem ki teknolojiyim, niye esnemiyorum? Madem ki öldünüz, hadi bakalım. O kadar da ölmedik. Biz de ölmedik. O kadar önemli hastalık, insan hani felç olabilir, değil mi efendim? Ama hastalık şu, fıtık. Kaynımda var. Tamam da ayağımı basamıyorum ben. Kaynımda da var, aynı. Böyle çekme yapıyor, evet. Yürüyemiyorum, aynı, kaynım. Ya basamıyorum. Kaynımda, basamıyorum, aynı. Böyle çekme yapıyor, evet. Yani onun kaynında varsa sen halı sahada top oynayabilirsin. At at, açıl, açıl baba, açıl baba. Bu mu? Bu mu yani? Hafif cennettir, hafif böyle bir bronzluk iyidir yani. Hafif yanacaksın. Nereden? Baba cehennemdeydik ben, ne yapalım? Yani artist cenazesi diye bir şey var. Teşvikiye Camii'nden kalkar. Ray-Ban sponsorluğunda. Gözlüğü olmayan giremez. Zaten iki tane klişe laf vardır artist arkasından söylenen. Eğer komedyense giden, iki tane cümle tespit ettim. Ya birini ya ötekini söyleniyor. Yani büyük komedyen de ne diyorsunuz? Son şakasını yaptı bize. İkinci laf da şu. Bu sefer güldürmedi. Öldü. Ondandır belki. Rambo böyle boyamış suratını, fotoğrafını çektirmiş. Rambo bıçağı ağzında falan. Halbuki kadrajı indir, böyle elde patates var. Yabancı dili havayla yakma. Bilmediğin dili oksitleme denir. What's your purpose of visit? Hani yok ki öyle bir şey. Adını değiştirdim. Belden aşağı diye çok tepki geliyordu. Diz üstü yap. Yine aynı yere denk geliyor, merak etmeyin. Geometrik sipariş hastalığı, Öklit restoran, Pisagor lokantası. Hepsinden azar azar yap, ortaya yap. Ortaya mı? Salatayı ortaya mı yapayım? Yok, köşeye dikine yap. Sen yat hanım, alo, alo. Graham. Alo, alo, kimse yok. Graham. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Kimle konuşuyorsun sen? Ya karı, daha yeni buldum, kimle konuşayım? Gece gece icat çıkarım, hadi. Ve gelelim Beyaz Perde'deki Cem Yılmaz'a. Cem Yılmaz ilk sinema deneyimini 1998 yılında senaryosunu Hakan Aksun ve Ömer Varga ile birlikte yazdığı, Ömer Varga'nın yönettiği Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmde Mazhar Alanson'la başrolü paylaşarak tatmış olur. Film Türkiye ve Avrupa'da yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi tarafından izlenir ve seyirci ilk defa onun farklı bir yönünü keşfeder. Kamera karşısında rol yapan değil, kamera karşısında kamera yokmuş gibi davranabilen doğal insan. Film, Altan adında bir adamın karıştığı kavga sırasında yıllardır görmediği ağabeyi Nuri ile karşılaşması ve buna bağlı gelişen olayları konu alır. Nuri'nin çalıştığı ecza deposunu uzun süredir açmayı planladığı bar için bir para kaynağı olarak gören Altan, çeşitli uğraşlardan sonra Nuri'ye tekrar yakınlaşmayı başarır ve farkına varmadan hem kendini hem de ağabeyini tehlikeli maceraların içine sürükler. Film adını, hikayenin sonunda yaktığı umut ışığına istinaden, hayatın olumsuzluklar yanında daima güzel şeyler getireceğinden alır. İnsan olmak yetmez, yetmiyor
zaten. Süpermen, süpermen olmak lazım bazen. Babam nasıl? Şimdi mi aklına geldi? Azarla, çekinme. Hain evlatız biz. Babam kötü Altan, babam iyi değil. Nerede şimdi? Şişli'deki evde. O kümesli hala. Yuh! Ne dayak yemişiz biz ya. Ulan dayak yedik ayrıldık, dayak yedik buluştuk, iyi mi? İşte bu be. Pırıl pırıl dükkan, insanlar dinamik, işler tıkırında. Oğlum ben sana buraya gelme demedim mi? Gelme demedin ya, arama dedin. Benim kimlik yapım daha bir İtalyandır. Buongiorno. Come stai? Serkan. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorum ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Bak işine sen. Yatıyor yani. Hasta mısın oğlum? Hastayım. Yaşıyorum. Gönlümü... Oğlum gitsene evine. Nereye gidiyorsun ya? Görmedin mi kızla nasıl kavga ettik? Nasıl döneceğim ben? Eşek miyiz burada biz? Altan bana duygu sömürüsü yapma. Bırak yakamı ya. Kim tutuyor yakanı ya? Köpek olduk bu arkadaşlar zaten. Abi bize bak. Yatarım ben burada yani. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Madem ısrar ediyorsun, artık bir gecelik katlanacağız ilaç kokusuna. Dondurmayı beğenmedin, biz de bunu getirdik. Göz göre göre arabamı çaldınız be. Daha ne konuşuyorsun? Ya ne tükürüyorsun ya? Binerke neydi? Tolga Bey'den aldım arabayı ben zaten abi. İşte otoparka koy dedi. Fazla oynatmayın arabayı dedi. Üst otopark dolu diye ben aşağıya indirecektim. Üstten gidiyordum. Çevirme oldu. Ehliyet yok yanımda. Çorbacına durayım dedim ya. Abi yapmayın. Ben size vuruyor muyum ya? Hırsız! Abime sorun işte. Ben hırsız! Abicim. Yozgat'ta ablamız aniden öldü diyeceksin. Cenazesini kaldırıp geleceğiz. Bitti gitti bu. Yozgat'ta halam mı var? De Yozgat bilmem ne sorar durur şimdi ya. Bırak ya. Ben soru yalan söyleyemem ya. Söyleyeceksin abi. Tahir babanın malıymış lan bana o getirdiğin ilaçlar. Ne ilacı Altan? Ya bir dakika abi ya. Ne ilacı Altan? Ya ne ilacı? Bir dakika, bir şey anlatıyorum bir dakika ya. Abi Allah belamı versin, tanımam etmem ben Tahir'i. Ben İstanbul'da bir depodan aldım ilacı ya. Ne deposu lan? Hangi depo bu Altan? Ya bir dakika dur, bir şey anlatıyorum adama ya. Bunu da mı yaptın ha? Kardeşlik ya bir sus lan, bir sus. Kardeşlik mi bu? Bu nasıl iş ya? Kardeşlik mi bu? Yapmayın, böyle bir şey var mı abi ya? Lan Altan! Kendini de yaktın. Abi yapma ya. Beni de yakıyorsun. Ya bir konuşma, gözünü seveyim abi. Oho! Sen Bodrum'a akupunktur yapmaya gittik zannediyorsun galiba. İş yapıyoruz, iş. Bu paralar bizim Ayla. Açıyorum barı. Açıyoruz kızım işte barı. Dinlemiyorsun ki. Oğlum dur, barbar yok şimdi. Barı filan unut. Delirdin mi sen ya? Anam aldı benim bu para için ya. Barı açacağım ya. Bıraksana sen. Sana yeter ya be kardeşim. Yeter be. Bar tutturdun. Barım var içinde ya. Barım yalıyor ya. Ya barım var ne içinde ya. Bırak dokunma. Sırada rolüyle geride ancak ismiyle ön planda kaldığı yapımlar var. Cem Yılmaz, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın paylaştığı 2001 yapımı Vizontele'de "Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?" repliğiyle hafızalara kazınan Fikri ve yine yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği 2005 yapımı Organize İşler filmindeki "Dayak nedir, neden atılır?" sorusuna cevap veren Müslüm Duralmaz rolüyle izleyici karşısına yardımcı rollerle çıkar. Organize İşler filmi ayrıca Yılmaz'a 2006 yılında 11. Sadri Alışık ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de kazandırır. Daha sonra 2010 yapımı bir Yavuz Turgul filmi olan Av Mevsiminde Şener Şen ve Çetin Tekindor'la birlikte kamera karşısına geçer ve bu filmdeki Deli İdris karakteriyle 4. Yeşilçam ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi olur. Son olarak 2012 yılında Ferzan Özpetek'in bir İtalyan filmi olan Şahane Misafir'de Yusuf Antep rolüyle beyaz perdedeki yerini alır. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Yukarı Ayrancı. Ne? Ankara'yı diyorum. Avucumun içi gibi bilirim. Yukarı Ayrancı'dan mısınız? Hayır. Bir tane burada Antep var. Aşağı Ayrancı. Hayır kardeşim. Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da. Hayır kardeşim, hayır. Fikri benim adım.
Yalıyor bunu herhalde. Ben en çok sinemayı severim. Sinema başka bir şey. Mesela bak, o bir tane uzun boylu artist vardı. Neydi o? Tarık Akın. Tarık Akın. Mesela o kadar uzun boylu değil. Benim buralıma geliyor. İstanbul'da gördüm. Sinema işte bunlar. Bak mesela bir olay daha var. Geçen sene Beyoğlu'nda yürüyorum. O bir tane ince bıyıklı artist vardı. Kimdi o? Ayhan Işık. Ayhan Işık. Tam önümde gidiyor. Arkasından işte Beyoğlu'nu bilmiyorsunuz. O bir dükkanın arkasından döndü. Yürüyorum böyle. Turist Ömer'deki kimdi? Sadri Alışık. Sadri Alışık. İnce bıyıklı. Ben şimdi bu Ayhan Işık'ın arkasından bağırdım. Turist Ömer, Turist Ömer dedim. Dönüp bakmadı adam. Hayret. Demek ki Sadri Alışık'ın arkasından bağırsam Ayhan Işık, Ayhan Işık diye ona bakmıyor. Bunlar garip şeyler işte sinema. Hadi saatler olsun. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükselir. Bir, korku. İki, ardinal. Ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatiniz hatırlayın. Sıradan dayağa örnek. Sıradan dayak. Yaratıcı dayağa örnek, öğretmenlerimizin cetvelle bize böyle vurması. Bu unutulur mu? Buraya girdiğim andan itibaren benim hayatımın kaydını biliyorsun değil mi? Muhtemelen yarın beni kovacaklar. Ama yeminle umurumda değil. Madem Asiye beni sildi, gerisi hiç fark etmez. Bakma öyle, biz Lazlar biraz tuhaf oluruz. Ben bittim ama seni de bitireceğim Battal Bey. Ya itiraf edeceksin yaptıklarını ya da seni öldüreceğim. Son olarak Cem Yılmaz'ın ön planda olduğu işlere geliyoruz. 12 Kasım 2004'te vizyona giren, senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı bir bilim kurgu komedi filmi olan Gora, 4 milyon kişi tarafından izlenir ve zamanında Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olarak uzun süre konuşulur. Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri ve Komutan Kubar isimlerinde 4 farklı karaktere hayat vererek başrolünü üstlendiği filmde, Antalya'da tüccarlık yapan Arif'in uzaylılar tarafından kaçırılarak Gora isimli gezegene götürülmesi ve gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarıp bu sırada Ceku isimli Gora prensesi ile tanışması konu edilir. Senaryosunu yine kendinin yazdığı, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı ile paylaştığı, bir hokkabaz olan İskender ve yardımcısı Maradona'nın turne sırasında yaşadıkları maceraları anlatılan film Hokkabaz, 2006 yılında seyirciyle buluşur ve büyük beğeni toplar. 2007 yılında Cem Yılmaz, CMYLMZ Fikir Sanat adında sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir sanat üretim şirketi kurar. Daha önce de senaryo ve oyunculuk çalışmalarıyla birçok işe imza atan Yılmaz, artık şirket bünyesinde senarist, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak görev alır. Her ne kadar Cem Yılmaz öyle olmadığını söylese de, 2008 yılında yine Gora'daki gibi Ali Taner Baltacı ile birlikte çektiği Arok bir devam filmi niteliğindedir. Gora filmindeki Arif'in Ceku ile birlikte dünyaya döndükten sonraki yaşamıyla başlayan film, Komutan Logar'ın Arif'i 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlamasını ve Arif'in taş devrinde verdiği yaşam mücadelesini anlatır. Ve son olarak Yahşi Batı var sırada. Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği film, 2009 yapımı Türk komedi western filmidir. Cem Yılmaz, 1880 yılında Padişah tarafından Amerika'ya, Amerika Başkanı James Abram Garfield'a Padişah 2. Abdülhamit'in hediyesini vermek üzere gönderilen Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ajan Aziz Vefa'yı canlandırdığı filmin sloganı ise şöyledir. Burada yabancıları sevmezler, yerlileri hiç sevmezler. Anlat. Peki anladım. Malı Arap Faik'ten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu.
Kimsin sen? Sen de kimsin? Yakalayın şunu. Logar. Müdür, gezegenini kurtarmak istiyor musun? Kimsin sen? Kilimcinin kör oğlu. Ne yapacaksın kimsini mimsini? I, ben, love seni seviyorum. You, I love you. Ben sana aşık oldum Arif. Ben de sana karşı boş değilim de yani gene bir dünyaya gidelim bak yani. Sırf bu tarz değil yani bin çeşit insan var gene bak da. Bir aylık küçük bir turne. Anadolu'yu geziyoruz, parayı topluyoruz, dönüşte lazerle gözleri açtırıyoruz, bambaşka tiplerle İstanbul'a geliyoruz ama yeni oyunlarla. Ya sihirbazlıkta şey vardı, şimdi bizim bir oyunumuz var. Mesela böyle kadını uçuruyorsun ya. Hı. Şimdi içten içe de biliyorsun ya kadın uçmuyor aslında. Hı. O çok insana çok koyuyor yani, o vardır bizde. Abin geldi çantayı karıştırdı, sonra önümüze attı bastı gitti. İskender'e tokat attı. Dur lan, tokata ne giriyorsun şimdi? Tövbe etmiş kardeşlerini kabul etmeyecek misin? Topluma kazandırılmamıza hayır mı diyeceksin? Arif, bize yetecek misin? Bütün yetkilerim alındı. Ama olsun, ne önemi var? Bak, sana boncuktan kuş yaptım. Şimdi senin yerine geçip prenses karınla Kore'ye gidip tahta oturacağım. Tahta mı? Tahta tabii, zoruna mı gitti? Ateş, toprak, su, tahta. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Yapmayın. Hayır, ne olacak? Köyden yapmayın. Olsam... Bari milletin için de yapmayın ya. Hayır, bu köyden olsam ne olacak abiciğim? Bili. Bir gün Yılmaz hocalarda lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? Sen bir arogansın. Savaşçı ol. Dört bir yana duvarlara resimler çiziyorsun. Böyle şeylerle vakit harcama. Sen nerede kaldınız Mimi? Sivri taşlar ve bazı dikenli bitkiler. Güzel. Çocuklar, yerel yönetimlerde merkezden gelen talimatların ve yörede yaşayan insanların istekleri ve talepleri doğrultusunda gelişen... Arif, biraz daha basitten başlasan. Hayatım, o kadar vaktimiz yok. Sen, muhtarın görevleri. Ne? Arif. Bir dakika kardeşim, biz de böyle eğitim aldık ya. Bir kere bu saçla okula gelir mi? Ne saç ne ya? Taşo, derhal cetvel şeklinde bir sopa istiyorum. T mi? Hayır, dövmelik. Günlük hayatın stresini duşa kabirle atıyorum. Yalan söylüyorsun. Ne oyunuymuş bu? Top oynayacağız. Top ha? Bizde yıllardır oynanır top. Babam Kumo'nun şerefine. Eski bir geleneğimizdir. Sizde top mu oynanıyor lan? Abi bana top dedin mi? Şeytan, Platin, Zico, Vele, Zubizaretta, Carlos gelsin. Evet, İstanbulluyuz. İstanbul'un hamamlarını çok duydum. Türk hamamı. Evet, gerçi biz Samatyalıyız ama Galata'da da arkadaşlarımız var. Teşrif ederseniz İstanbul'a. Hayır, çıkamıyoruz ki. Hep böyle at üstünde. Aslında gidilse bir gün hamamlara böyle sıcacık bol köpüklü. Ne diyorsun şimdi çizme? 20 abi. 20 ne? Afyon dinarı. 20 bin dolar abi. 20 bin dolar. O da gerçekten sizin gibi bir abimiz. Alpay abim bilir. Bunu Vedat abi, ihtiyacım olmasa hakikaten satacak bir insan değilim. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi. Cem Yılmaz bütün bu filmlerin, gösterilerin, reklamların yanı sıra başta Arabalar 2'de yan rol ve Ara filminde başrol olmak üzere toplamda 3 animasyon film seslendirmesi de yaptı. Deyim yerinde ise 7'den 70'e herkesin tanıdığı, bildiği, sevdiği, komik, sempatik, sanata, eğitime, insana duyarlı, her zaman güldüren, müthiş zekaya sahip ki kendisi gülenlerle aynı zekayı paylaşıyoruz diyor. Cem Yılmaz'ın hayatını, filmlerini dinledik. Ses perdesi bitiyor ancak yüzünüzdeki gülümseme daim olsun. Altan'la Nuri'nin hikayesindeki gibi her şey çok güzel olsun. Hoşça kalın. Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar. İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var.
filmlerde Türk sinema tarihinin unutulmaz oyuncularıyla aralanıyor. Usta isimlerin başarı öyküleri ve filmlerinden diyaloglarla geçmişe hayat veren program Ses Perdesi.